Merhaba arkadaşlar. Seçim günü dikkat etmemiz gereken önemli hususları ele alacağız. Seçim günü çok sayıda önemli iş ve işlemi yürüteceğiz. Bunlardan en önemlisi ıslak imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanaklarının alınmasıdır. İmzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanağı yoksa seçim hilelerine doğrudan müdahale edemeyeceğimizi unutmayın. Sandık kurulu üyelerimiz ıslak imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanaklarını aldığı anda ilk iş olarak sonuçları akıllı cep telefonu ile partimizin sandık takip sistemine girmelidir. Sandık kurulu üyelerimizin olmadığı yerlerde bu işlemi okul sorumluları yapmalıdır. Sandık kurulu üyelerimiz ve müşahitlerimiz topladıkları tutanakları okul sorumlularına teslim etmelidir. Okul sorumlularına ulaşamadıkları durumlarda tutanağı il ya da ilçe örgütlerine elden götürüp teslim etmelidir. Islak imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanakları sandık ve seçim hilelerine karşı elimizde tek geçerli belge olduğu için İl ve ilçe örgütlerimiz tarafından tek bir elde toplanmalı, güvenli bir yerde tutulmalı ve özenle saklanmalıdır. Değerli arkadaşlar, mutlaka belirtilen zamandan önce görevli olduğunuz sandığın başında bulununuz. Sandık kurulu başkanı tarafından torba açılırken, mutlaka torbadan çıkan bütün seçim evrakının tam, eksiksiz ve üzerinde hiçbir oynama yapılmadığına, torbadan seçim evrakı dışında herhangi bir şeyin çıkıp çıkmadığına dikkat ediniz. Kapalı oy verme yerine seçmen listesini, hangi görevlilerin, kolluk güçleri dahil sandığınızda oy kullanacağını kontrol ediniz. Sandık kurulu başkanının verdiği görevi aktif yürütürken, aynı zamanda sandık kurulu üye ve başkanlarının yaptıkları iş ve işlemlerin yasaya uygunluğunu takip ediniz. Mükerrer oy kullanılmaması için sandığınızda oy kullanacak kolluk gücü ve diğer görevlilerin örnek 142 belgelerini sandık başkanına teslim etmesini sağlayınız. Ayrıca seçmen listesinde adının bulunup bulunmadığına dikkat ediniz. Başkalarının yerine oy kullanmasını engellemek için kimlik tespitine dikkat ediniz. Seçmen üzerindeki olası baskıları engellemek için hiçbir seçmenin cep telefonu ile kapalı oy verme yerine girmesine izin vermeyiniz. Sayım ve döküm işlemlerinin açıklık ilkesine uygun bir şekilde yapılmasına dikkat ediniz. Sayım ve dökümü yakından izleyiniz. Geçerli ve geçersiz oy pusulalarına ve zarflara dikkat ediniz. Sandık sonuç tutanaklarının doğru doldurulmasına, imzaların eksiksiz olmasına ve mühürlenmesine dikkat ediniz. Sandık sonuç tutanağının bir örneğini mutlaka alınız. Seçim iş ve işlemlerinin yasaya uygun bir şekilde gerçekleştirildiğinden emin olunuz. Aksi bir durumda itiraz için okul sorumlularımız veya parti yetkililerimizle iletişime geçiniz. Son olarak müşahitlerimizin yasal hakları konusunda sizlere bilgi vermek istiyorum. 298 sayılı yasanın 82. maddesi ile 135 sayılı YSK genelgesinin 19. ve 28. maddeleri gereğince parti adına görevli olduğu sandık çevresinde bulunmaya ve oy verme işlemlerini izlemeye hakları vardır. 298 sayılı yasanın 100. maddesi ile 135 sayılı YSK genelgesinin 37. ve 41. maddeleri gereğince sayım dökümü izleme hakkı vardır. 298 sayılı yasanın 105. maddesi ile 135 sayılı YSK genelgesinin 44. maddesi gereğince ıslak imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanaklarını almaya hakkı vardır. 135 sayılı YSK genelgesinin 46. maddesi gereğince sayıma ilişkin torbanın ilçe seçim kurulu başkanına veya geçici ilçe seçim kurulu başkanına teslim edilmesine eşlik etmeye hakkı vardır. 298 sayılı yasanın 108. maddesi gereğince ilçe ve seçim kurullarında tutanakların birleştirilmesini izlemeye, 298 sayılı yasanın 106. maddesi gereğince birleştirme tutanağını almaya hakkı vardır. 298 sayılı yasanın 110. maddesi ve 135 sayılı YSK genelgesinin 49. ve 54. maddeleri gereğince seçim mevzuatına aykırı tüm iş ve işlemlerde partimiz adına sandık kurullarına şikayet ve ilçe seçim kurullarına itiraz hakkı kullanmaya seçim mevzuatı gereğince müşahitler yetkilidir. Unutma, her şey senle değişir.